faturaları yol açıyor. Bu sebeple bir an önce vatandaşa gidip onun görüşünü almakta yarar var. Dün Sayın Kılıçdaroğlu da söylemişti. Vatandaşı helalleşmek istiyorsanız bunun yeri sandıktır. Minvalinde bir açıklaması vardı. Bence iyi bir benzetme. Dolayısıyla ülkeyi de rahatlatır. Ekonominin de önünü açar diye düşünüyorum ama gidilip gidilmeyeceği sorusunu Sedat sen benden daha iyi bilirsin. Peki hocam, yani şöyle bir tablo da var önümüzde. Şimdi demin siz tabloyu çizdiniz aslında. Merkez Bankası boş. Hazine boş. Boş değil, borçlu diyelim bence. O daha anlamlı. Ya hocam borç diyelim. Olduğunu söyleyince. Borç, çünkü hazinenin kefen parası da gitti biliyorsunuz. Onu da harcandı. Ve Türkiye'nin bütün varlıkları satıldı. 64 milyar dolarlık Cumhuriyet döneminden kalan mal varlığı toplamı, ki diğer ürünlerle beraber 71 milyar dolara kadar uzuyor. O para zaten ortada yok. Kimse de sormuyor o parayı. 128 milyar dolar ortada yok. Merkez Bankası'ndan kaynaklanan. Bundan sonra ödeyecek para yok. Halka yardım yapayım derken işçinin işsizlik sırasında ona ödenecek işsizlik parasının olduğu fondan yemeye başladılar. Nereye kadar hocam bu iş? Herhalde bir iktidar değişimine kadar böyle gidecek gibi görünüyor. Çünkü bu iktidarın ekonomik ve diğer sorunlara çözüm üretme yetisi kaybolmuş. Yani zaten bu sorunları kendileri yarattılar. Onu biliyoruz. Biraz önce sizin bahsettiğiniz özelleştirmeden başlayıp işte Merkez Bankası rezervleri, hazinenin mali dengesi vesaire konulara baktığımızda onların yol açtığı, aldıkları kararların sonuçları olduğunu biliyoruz. Bu hale getirenin de buna çözüm üretme şansının ben olmadığını düşünüyorum. Yani iktidar ne yapacak da, yani şapkadan tavşan çıkarsa bile Merkez Bankası'nın kasasına dolar rezervi koyamayacak. Bu imkansızlıkla karşı karşıya. Dolayısıyla işimiz zor. Yani, peki hocam, gideriz? Bir şey daha soracağım. Maalesef. Merkez Bankası'ndan 128 milyar dolar yok. Tekrar bu paranın yerine konması için nasıl bir ticari aktivite lazım? Daha doğrusu ne kadar zaman lazım ki tekrar Merkez Bankası'na 128 milyar dolar biz artıya geçelim? Ne yapmamız lazım? Şimdi 128 milyar dolar artıya geçebilmek için biraz önce sizin söylediğiniz swaplarda, yani eksi 60 milyarı da dikkate aldığımızda, evet, yuvarlak hesap söylüyorum. Bu yaklaşık 190 milyar dolara olması gerekir ki Merkez Bankası'nın İşte 128 milyar dolar artı da görünür. Şimdi bakın, Merkez Bankası dövize nasıl sahip oluyor? 3 yoldan sahip olur. Bunlardan bir tanesi, hazine yurt dışından döviz borçlanırsa onu getirip Merkez Bankası'na satıyor. Bir kanal burası. İkinci kanal, ihracatçıların bir kısmı ihracat alacaklarını tahsil etmeden önce alacaklarını Merkez Bankası'na temlik ederek, reskont kredisi deniyor buna. Yani işte diyorsunuz ki Almanya'ya ben mal sattım, işte 3 ay sonra 50 milyon euro para gelecek, bunun için bugün bana kredi ver diyorsunuz. Oradan gelen bir para var. Yani bütün ihracattan elde edilen gelir Merkez Bankası'na girmiyor, normal piyasaya giriyor. Oradan gelen para da yılda yaklaşık 20-25 milyar dolar arası. İkinci giren yer burası. Üçüncü yer ise Merkez Bankası'nın girip piyasadan döviz alması. Yani girecek piyasada, hani nasıl satarak müdahale ediyorsa, verecek Türk lirasını, piyasadan döviz alacak. Şimdi hazine borçlansa, işte mevcut borcunu çeviriyor, bunun üzerine ek ne getirse, yılda diyelim 3-5 milyar dolar daha borçlansa, ihracat kredilerinden, yani reskont kredilerinden gelen işte kabaca 20 milyar dolar desek, toplasak 30 milyar. 30'u 180'e çıkarabilmek için yani bir 7-8 sene uğraşmamız lazım. Çok kolay bir iş değil. Tabii bu arada piyasada diğer gelişmelerin ne olacağı, ekonomi nasıl evrileceği falan da başka bir konu. Yani harcaması kolay ama yerine konulması yıllar alacak bir döviz kaybından bahsediyoruz maalesef. Hocam, seçim oldu, yeni bir hükümet geldi. Aynı Demirel'in söylediği gibi enkaz devraldık mı diyecek? Yani nasıl düzeltecek bu ekonomiyi hocam? Her tarafı delik deşik olmuş, yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, mafya. Ya nasıl düzelteceğiz biz bu ekonomiyi? Şimdi şöyle, ben şuna çok
bir iktisatçı olarak ve bir vatandaş olarak çok inanıyorum ki Türkiye'de bir iktidar değişimi olduğu zaman Türkiye'de hava ciddi şekilde değişecek. Yani bunu iktisadi terimle ifade edecek olursak beklentiler pozitife dönüşecek. Nasıl beklentiler pozitife dönüşecek? İşte ayağı yere basan, hedefi olan ve varılması muhtemel ekonomi politikalarının uygulanacağı, hukukun yeniden tesis edileceği, kuralların herkes için bağlayıcı olacağı düşüncesi birdenbire vatandaşta, ekonomik aktörlerde, dış alemde karşılık bulacak. Biz bunun yansımalarını nerede göreceğiz? Önce döviz kurunda göreceğiz. Yani bugün bankalarda 225 milyar doların üzerinde vatandaş niye döviz tutuyor? Yarınına güvenmediği için. Türk lirasının geleceğine güvenmediği için tutuyor. Yoksa kimse Amerikan dolarının ya da Euro'nun hayranı olduğundan değil. Yani son 1-2 senede bu rakam buralara ulaştı. Şimdi beklenti pozitife dönüştüğü zaman ne olacak? O döviz tevdiat hesaplarında çözülmeyi göreceğiz. Faizlerde düşmeyi göreceğiz. Borsada yükselmeyi göreceğiz. Bunun enflasyonu olumlu etkisini göreceğiz. İstihdamda artışı göreceğiz filan. Beklentiler pozitife döndüğü andan itibaren pek çok şeyin hızlıca değiştiğini gördüm. Bakın bir örnek vereyim. Sedat çok iyi hatırlayacak. 3 Kasım seçimlerini hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Yani AKP böyle muhafazakar bir parti, işte Refah Partisi'nin içine çıkmıştı falan ama ondan önce üçlü koalisyon vardı, işte anlaşmazlıklar, DSP'den istifaları vesaire. AKP'nin seçimi kazandığı işte pazar gecesini ben çok iyi hatırlıyorum. TRT'de de yayındaydı bu artık. Pazartesi sabahı kurlar hızlı bir biçimde düştü, hatırlıyor musunuz? Tabii. Tek parti, tek hızlı parti bir hükümeti. Şimdi tek parti çok, yani sonuçta mevcut sorunlu bir yapıdan başka bir yapıya dönüştü. Şimdi Türkiye'de mevcut sorunlu bir yapı var. Nedir sorunlu yapı? Artık AKP Türkiye'yi yönetebilme becerisini kaybetmiştir. Yani bunu aldıkları yanlış kararlarda görüyoruz. Uyguladıkları yanlış politikalarda görüyoruz. İşte kararlarda, kararnamelerde pek çok yerde görüyoruz. Bunun değişmesi bu kadrolar, bu zihniyet iktidarda olduğu sürece mümkün değil. Ama siz bunların tamamını bir gecede değişeceğinin mesajını net bir biçimde sandık sonucuyla verdiğiniz andan itibaren Türkiye'de pek çok şeyin ben olumluya dönüşeceğini düşünüyorum. O yüzden çok karamsar olmamak lazım. Evet, yani benim ümidim odur ki 2023'ten önce bu değişim yaşanır da Türkiye bu sorunları daha büyütmeden çözebilme sürecine gider. Ama en kötü ihtimaldir. 2 senemiz kaldı. İki sene uzamaz galiba ama bütün muhalefetin üstüne mutabık kaldığı tez şu, siz de ona vurgu yaptınız zaten. Ha. Ekonomisi çok dinamik bir ülke burası. En kolay düzelecek alan ekonomi. Yani, doğru. Yani bir siyasi irade ortaya konulduğu zaman, nitekim işte herkesin, yatırımcıların da dahil, önünü görebileceği bir siyasi irade ortaya konulduğu zaman, rafine bir hukuk tesis edildiği zaman zaten siz ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz. Ama orayı da şöyle tarif etmek lazım birazcık. Her şey bir anda güllük gülistanlık olmayacak. Çünkü hazine çok sıkıştığı zaman liber artı 3 ile liber artı 5 ile kısa vadeli borçlanmalar yaptı. Onlar da yavaş yavaş ülkenin önüne bir maliyet olarak gelecek tabii ki. Siz bir taraftan hani içeriği bir ekonomik olarak derleyip toparlarken bir de dışarıya bu paraları ödemek zorunda kalacaksınız. İşte orada şu olur Sedat. Şimdi diyelim ben en son hazine borçlanmalarına baktığımda da dolar cinsine %6 civarında faizle borçlanıyordu. Şimdi Türkiye'ye yönelik algının iyileştiği bir ortamda siz o borcunuzu %3 ile yenilersiniz. %3 ile yenilediğiniz zaman döndürebilirsiniz yani. Tabii ki çevirebilirsiniz. Yani Türkiye'nin çok dinamik bir ekonomik yapısı olduğunu, bir insanlar iş dünyası hayatta kalabilmek için bütün becerilerini ve yeteneklerini kullanıyorlar. Şu anda onların önündeki en büyük engel iktidarın yaratmış olduğu kötü ekonomik koşullar. Aslında onu açtığınız zaman bendini yırtmış bir nehir gibi çağlayacaktır ekonomi. Ben ona çok samimi olarak inanıyorum. Mümkün. Arkadaşlar bir görüntü vardı. Onu ne yaptık? Kullanabildik mi? Kullanabilecek miyiz? Anladım. Peki. Sedat sen de bitirelim. Hocam Sedat daha bir final yapalım.